Akkoyun hükümdarı Hamza Bey Diyarbakır'da vefat etmişti. Erkek evladı olmadığından Cihangir Mirza Akkoyunların başına geçti. Hasan Bey de Caber'den abisinin yanına geldi. Ancak çöl Araplarının Caber'e yürüdüğü haberi üzerine 400 atlı ile bu gruba baskın yapıp onları dağıttı. Ardından Cihangir kendisine Ergani'yi verdi. Karakoyunlu hükümdarı Cihan Şah'ın 1450 yılında Erzincan'a ordu gönderip buraya alması Cihangir ile Hasan Bey'in arasının açılmasına yol açtı. Cihangir'in Cihan Şah ile barış yapmasına karşı çıkan Hasan Bey onun hizmetinden ayrıldı. Kendi başına hareket ederek Cihan Şah'ın Timurlularla meşgul olmasından faydalandı ve Erzincan'a girdi. Buran hakimi Kılıç Arslan Bey'in oğlunu ve nökerlerini esir aldı. Van Gölü çevresindeki Karakoyun topraklarına akınlar yaptı ve amcası Malazgirt hakimi Kasım Bey'in kuvvetini zayıflattı. Bütün bu faaliyetler onu Akkoyunlu hanedanının en büyük şahsiyet durumuna yükseltti. Hasan Bey, Çemişgezek hakimi Şeyh Hasan'ı kendine tabi kılmak amacıyla o yere de bulunduğu sırada Cihangir'in Diyarbakır'dan ayrılıp Karacadağ'a gittiğini haber alınca eski bir elbise giyerek 40 nökeriyle birlikte süratle şehrin önüne geldi ve kapıcıları kandırıp içeri girdi. Burayı kolayca ele geçirdi. Bunu duyan Cihangir Mirza da Mardin'e gitmekten başka çare bulamadı. Akkoyunlar artık Karakoyunlu Cihan Şah'a karşı koyabilecek Hasan Bey gibi büyük bir şahsiyete kavuşmuştu. Uzun Hasan böylece Akkoyun tahtını ele geçirip Ulu Bey olduktan sonra ağabey Cihangir ile diğer kardeşi Üvey ise kendi hakimiyetini kabul ettirmek için onlarla mücadeleye başladı. Urfa'yı Üvey'sin elinden aldıysa da Mardin'i ele geçiremedi. Ağabey ile çatışmaların ardından anne Saray Hatun araya girmesiyle barıştı. Ancak bu barış fazla devam etmedi ve Cihangir'in Hasan Bey'i metbu tanımaması mücadelenin uzun sürmesine yol açtı. Hasan Bey, Karakoyunların idaresindeki Erzurum ve Bayburt yörelerini de yağmaladı. Bu hareketler onun kuvvetini ve şöhretini daha da arttırdı. Hanedan mensuplarının pek çoğu idaresi altına girdi. Cihangir Mirza da Hasan Bey'in baskılarına dayanamayıp Cihan Şah'tan yardım istedi. Cihan Şah, Akkoyunlu elinin padişahlığını ona verdi. Yanına asker katarak Erzincan'a gönderdi. Hasan Bey, Cihangir'e destek veren Karakoyunlu ordusunu Diyarbakır'a yakın bir yerde karşıladı. Hasan Bey, Karakoyunlu ordusunu ağır bir yenilgiye uğrattı. Zaferden sonra Cihangir'in emir ve askerlerinin çoğu Hasan Bey'in hizmetine girdi. Cihangir de kardeşini metbu tanıdı ve oğullarından Alihan Mirza'yı ona yolladı. Bu savaş Hasan Bey'in mevkiini ve hükümdarlığını iyice kuvvetlendirdi. Erzincan idaresini amcasının oğlu Hürşit Bey'e veren Hasan Bey, 1458 yılında Gürcistan'a karşı sefere çıktı. Tiflis'i yağmalayıp 6 kaleyi ele geçirdi. 1461-62'de ikinci bir sefer daha düzenledi. Fakat 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fethedip Komnenlerin saltanatına son vermesini engelleyemedi. O da dedesi Karayölük Osman Bey gibi Komnenlerden bir kızla evlenmişti. Oğullarından Maksut'un Trabzonlu prensesten doğduğu söylenir. Bir yıl sonra 1462 yılında Hasankeyf şehrini ele geçiren
ve buradaki Eyyubi devletine son veren Hasan Bey aynı yıl Duharlı Oymak'ın elindeki Bayburt'u da ülkesine kattı. Karamanoğlu İshak Bey'in 1464-65 Karaman ilinin almasına yardımcı oldu. Fakat kısa bir süre sonra Osmanlı buraları tekrar geri alacaktı. Bu yılın sonlarında Dulkadir ülkesine girdi ve Melik Arslan'ı Harput'u kendisine teslim etmeye mecbur bıraktı. Bu başarılarıyla İspir'den Urfa'ya, Şebin Karahisar'dan Siirt'e kadar uzanan bölgeyi Akkoyun ülkesi haline getirdi. Akkoyun'un sınırı doğuda Erzurum ve Ahlat'ın batısından geçiyordu. Ancak Karakoyun hükümdarı Cihanşah bu durumu kabullenmedi. Uzun Hasan'ın kendisine bağlı olması gereken bir bey diye görüyordu. 1467'de kalabalık bir ordu ile Hasan Bey'in üzerine yürüdü. Ekim ayı gelip soğuklar başladığından beyler de ve askerler de ülkelerine dönme arzusu baş gösterdi. Ancak askerini dağıtarak gelecek baharda yeniden sefere çıkmak için Bingöl Sancak mevkine vardığında Hasan Bey'in aynı baskınına uğradı. Ordusundan 6000 kişi seçen Hasan Bey kuşluk vakti iki cepheden Cihanşah'ın ordugahına saldırdı. Cihanşah kaçmaya çalışırken öldürüldü. İki oğlu Muhammed ile Yusuf ve bütün beyleri esir alındı. 10 Kasım 1467'de gerçekleşen savaşın galibi Hasan Bey olmuştu. Bu zafer bir devletin çöküşü diğer bir devletin doğuşu anlamına geliyordu.